Umarım iyi pazarlar. Bianca Politik'te daha birlikteyiz. Yine havanın soğuduğu ama olayların neredeyse tüm dünyayı ısıttığı bir haftayı geride bıraktık. Özellikle sarı yeleklilerin eylemleri haftaya damgasını vurdu. Bugün bunu da konuşacağız. Fakat önce konuklarımızı size takdim etmek istiyorum. Siz çok iyi tanıyorsunuz ama ben bir kez daha tanıtayım. Emekli Tuğgeneral Doktor Sayın Haldun Solmaz Türk, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve ekonomi uzmanı Sayın Murat Sururi Özbülbül, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bugün konu başlıklarımız, hatırlarsınız Trump'ın salvoları devam ediyor. Ocak ayında bu nükleer START anlaşmasından çekilebileceklerini söylemişti kararlı bir tonda. Ve yakın zamanda orta menzilli nükleer silahların sınırlandırılması anlaşmasından da çıkacaklarını, Rusya'ya bununla ilgili bir 60 gün süre verdiklerini söylediler. Bu konuyu öncelikle işleyeceğiz. Sonrasında tabii ki sarı yelekliler eylemlerine değineceğiz ve bunu küreselleşmeyle birlikte ele alacağız. Ben kısa bir giriş yaptıktan sonra değerli konuklarıma sözü bırakacağım. 6 Ağustos 1945, bir atom bombası Hiroşima'ya sabah saatlerinde atıldı. Tabii bunun öncesinde Pearl Harbor baskını vardı, İkinci Dünya Savaşı şartlarıydı, Japonya teslime zorlanıyordu ama insanoğlu ilk defa bir nükleer bombayla karşı karşıya kaldı. Silindir şeklinde 3 metrelik bir nükleer bombaydı bu. Hiroşima kentini yerle bir etti. İlk patlama anında, belki görüntüleri verebilir arkadaşlar, bir kez daha hatırlatmış olalım nükleer savaşın ne kadar acı ve tehlikeli olduğunu. 70 bin kişi öldü ilk patlama anında. Sonrasında radyasyon etkisi yıllarca Japon halkını yalnız bırakmadı. 3 gün geçti, Nagasaki'ye Şişman Adam lakaplı, isimli çok daha büyük bir başka bombayı attılar. Öğle saatlerinde Nagasaki'yi yerle bir etti. Her ikisi de havadan 300-500 metre yükseklikte patlayarak serpinti etkisi yarattı ve birkaç dakika içerisinde kilometrelerce uzaklıkta canlı yaşantısını yok edecek bir balans etkisi gösterdi. Balans etkisi gösterdi ve o hepimizin bildiği mantar şeklindeki bulut yeryüzünde acı görüntüsüyle karşımıza çıktı. Ölü sayısı radyasyon etkisiyle beraber 450 bini buldu. İnsanoğlu anladı tehlikenin büyüklüğünü, tehdidin büyüklüğünü. Japonya teslime zorlanmıştı. Bu başarıldı ama olmaması gereken çok acı bir şekilde gerçekleşti bu. Onun öncesinde tabii Potsdam Konferansı'na Japonya'nın temsilci vermek istemesi, bunun kabul edilmemesi, Japon İmparatoruna bir teslim anlaşma metni sunulması ve tabii imparatorluğun göz ardı edilmesi neticesinde bunun da kabul edilmemesi 1945'in Temmuz ayındaki önemli olaylardı. Hemen 10 gün sonra teslim şartlarının kabul edilmemesinden hemen 10 gün sonra bu birinci bomba ve arkasından 3 gün sonra da ikinci bomba atıldı. Nükleer krizin, nükleer savaşın başa bela olacağı sonraki yıllarda iki küresel güç tarafından yoğunluklu olarak fark edildi. Bir Küba buhranı yaşandı 62'de biliyorsunuz. Türkiye'ye yerleştirilen o füzelere karşılık Rusya'nın Küba'ya nükleer füze yerleştirmesi neticesinde yeniden bir nükleer krizin eşiğine gelen dünya bunu anlaşma yoluyla çözmeyi başardığı için bundan da cesaret alarak 1969-1972 yılları arasında biliyorsunuz siz biraz sonra daha iyi açarsınız bir yumuşama dönemi yaşadı. Ve arka arkaya gelen nükleer anlaşmalar yapıldı. Ben şimdi kısaca onlara değineyim. Sonra sözü Sayın Haldun Solmaz Türk'e bırakmak istiyorum. Neler yapıldı? 68 yılında nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması imzalandı. Bunun öncesinde de 63'te irade belirdiğinde nükleer denemeleri kısıtlanmasına yönelik bir anlaşmaya gidilmişti. 69-72 arasındaki görüşmeler neticesinde o meşhur SALT 1 anlaşması 1972'de yapıldı. İki kademeliydi bu. Bir taarruza yönelik bir de savunmaya yönelik silahların sınırlandırılmasıyla ilgiliydi. 77'ye kadar bunun etkisini gördük. 20 Ocak 1977'de Jimmy Carter, ABD'nin yeni başkanı, bir tören konuşmasında nükleer silahların sınırlandırılması konusunda çaba harcamaya devam edeceklerini ifade etti. Ve devam eden süreçte 1979 tarihinde 18 Haziran'da Viyana'da Carter ve Brejnev tarafından stratejik silahların sınırlandırması öngören SALT 2 anlaşması imzalandı. İmzalandı ancak arkasından Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi nedeniyle bu anlaşma ABD Kongresi'nde onaylanmadı. Fakat sınırlandırma yönündeki karşılıklı istek devam ettiği için görüşmeler sürdürüldü. Dışişleri Bakanları nezdinde, liderler nezdinde uzun yıllar görüşüldü.
Arkasından işte bugün konuşacağımız İNF Anlaşması 8 Aralık 1987 Washington Zirvesi'nde imzalandı. Kim imzaladı? Reagan ve Gorbaçov dönemiydi bu. Ne yapılmıştı bu anlaşmayla? Kısa menzilli 500 bin kilometrelik ve orta menzilli 5500 kilometrelik karadan havaya atılan silah sistemleri sınırlandırılmasıyla ilgili bir anlaşmaydı. Sonrasında süreci tekrar şöyle bir hatırlayalım. 1991'e gelindiğinde George Bush ve Gorbaçov 700 sayfalık bir stratejik nükleer silahların indirimi anlaşması sürecinin ilk anlaşmasını, startları başlattılar. Bunu imzaladılar. Clinton dönemine gelindiğinde, Clinton seçimi kazandığında hemen yeni bir start anlaşması imzalayacağını beyan etmişti Rusya'yla. Ama Bush Clinton'a fırsatı bırakmadı. Devir teslimin yapılmasına yarım ay kadar süre kala kendisi bu anlaşmayı imzaladı. START 2 anlaşması Bush döneminde imzalandı. Fakat bunların onaylanma süreçlerinde gecikme yaşandı. 1994'te imzalanan bu anlaşma Rusya tarafından bu sefer onayda gecikme yaşatılarak götürüldü. Tabii karşılıklı çekinceler vardı. Biraz sonra belki gireriz. Putin'in başkan seçilmesiyle birlikte de Duma'ya verilen talimat ya da tavsiye neticesinde bu anlaşma imzalandı. Ancak işte sıkıntılı süreçler başlayacaktı bundan sonra. Gerçi Obama ve Medvedev döneminde de START 1'i imzalayan ve bugüne getirdiğimiz yeni START anlaşması yürürlüğe girdi. Tamam girdi. Gayet güzel. Fakat ne oldu? 28 Ocak 2017'de Putin telefon görüşmesinde 2021'de Obama döneminde imzalanan anlaşma 2020'de bitecek dedi. Eğer dedi şartlar aleyhimize işlerse biz de çekincelerimizi ortaya koyacağız şeklinde görüş beyan etti. Fakat Trump çok daha aktif davranarak 20 Ekim 2018'de orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekileceğini açıkladı. Ve bugünlere geldik. İşte bu ayda komutanım şeyi yaşadık. Orta menzilli nükleer silahların sınırlandırılması anlaşmasından ABD'nin tek taraflı olarak çekilebileceğini, Rusya'ya o deneme yaptığı bir füze sistemi nedeniyle 60 gün süre verildiğini ve bunun sonrasında da radikal bir tedbir alınacağını ifade ettiler. Şimdi şöyle ben bir geçmişten bugüne kadar anlaşmaları, çok derinlikleri var bunların. O binlerce sayfa bakarsanız ama kısaca bir özet yapmaya çalıştım. Gelin İNF ile başlayalım. Süreci de anlatmak isterseniz ona da girelim. Buyurun. Evet. Teşekkür ediyorum öncelikle bu davet için. Tabii programınız da hayırlı olsun diyorum. Ben ilk defa misafir oluyorum. Hepimizin programı, evet. Tabii bu önemli. Yani ben şahsen sizin bu düşünce üretmeye ne kadar büyük emek verdiğinizi, yani maddi manevi nasıl bir, uzunca bir sürede nasıl bir çaba içinde olduğunuzu biliyorum. Halk TV'yi de bu anlamda kutluyorum yani size. Böyle bir fırsat, böyle bir platform verdiği için size, bize, hepimize. Şimdi bu önemli. Niçin önemli? Bir kere nadir olduğu için önemli. Yani bizim ülkemizde öyle hani fikir üretmek, tartışmak, efendim konuları ele alıp ayrıntılandırmak falan. Yani bunlar pek makbul şeyler değildir. Onun için platformlar çok az sayıda nadir. O nedenle nadir diyorum. Şimdi öncelikle izninizle bu niçin önemli? Yani bu tür tartışmalar, bu tür düşünce kuruluşları, fikir alışverişleri, onun bir küçük hikayeyle paylaşmak istiyorum. Şimdi pigmeler, yani kısa boylu insanlar Afrika'da yaşayan, bilen vardır, bilmeyen vardır ama yani böyle bir ırk var. Yani cüce bir ırk bunlar. Orta Afrika işte, Burundi, Ruanda, Orta Afrika Cumhuriyeti, biraz hani daha Atlantik'e doğru o bölgelere yayılmış insanlar. Ama bunların yaşadığı yer tropik ormanlar veya işte yağmur ormanları. Yani yoğun bir bitki örtüsü içinde yaşıyorlar. Sürekli yani. Orada doğup orada ölüyorlar yani ormanın içinde. İlgi çeken bir grup bu. Bir deney yapmak için bunlardan küçük bir grubu alıp Amerika'ya götürüyorlar. Orta Amerika'nın o geniş steplerinde bir dağın üzerine çıkartıyorlar ve ovaya bakın diyorlar. Yani geniş stepler ve orada da bizon sürüleri var. Diyorlar ki ne görüyorsunuz pigmelere? Bakıyorlar. Diyorlar ki karınca sürüsü görüyoruz. Şimdi
o koskoca bizonlardan oluşan sürüyü onlar karınca sürüsü olarak görüyor. Niçin? Çünkü onların dünyaya algılaması o ormanın içinde ancak birkaç metrelik bir yerde hani kendi o kısa boyunun el verdiği kadar yani en fazla hani bir metre, bir metre on santim aşağıya baktığında karınca sürülerini algılamaya odaklanmış. Yani onun algısı orman içinde birkaç metre kare alanda karınca sürüsü üzerine gelişmiş ve yerleşmiş. Onun için böyle bir dünyaya çıktığında böyle yüzlerce kilometrelik böyle geniş alanlar, dağlar, tepeler de dahi o kocaman bizonlar karınca gibi görünüyor. Şimdi düşünce kuruluşlarının fonksiyonu bu. Yani pigmeleri ormanın içinden alıp çıkartmak, onlara dünyayı göstermek. Ve onların karınca değil aslında bizon olduklarını, çok büyük yaratıklar olduklarını ve bunların yüzlerce kilometre uzanan büyük otlaklar olduğunu, bunları anlatmak. Yani dağın üzerinden veya eğer yani uygunsa yüksekten bir balondan, belki bir uydudan dünyaya bakmak. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani düşünce öğretmeye çalışanlar bunu yapmaya çalışıyor. En azından ben bunu yapmaya çalışıyorum. Şimdi INF anlaşmasına gelince. Siz tabii özetlediniz. Özetin bile özeti oldu. Özetin özeti. Yani çok tabii da hızlı geçmek zorunda kaldık. Tabii hem zamanımız az hem pazar günü hani evet. Böyle hani çok fazla ayrıntı insanları boğmanın bir anlamı yok. Ama vurguladığınız iki yer vardı. Biri İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan iki nükleer bomba. Üzüldük ama hatırlatmak zorunda. Evet yani ki bunlar bugünkü koşullarda hani fıstık gibi yani küçücük bombalar ama şehirleri yok etti. Mesela o günden beri tartışılır. Amerika savaşı bitirmek için şehirleri değil, şehirlerin dışında kırsal kesimde mesela bir dağlık kesimi hedef alsaydı gene aynı sonucu almaz mı? Gene aynı sonucu alacaktı. Çünkü yıkımı gösterecekti. Yani Japonya'yı teslime zorlayan yıkım gücüydü atom bombasının. Yani bunu şehirlere kullanmak zorunda değildi. Yani Hiroşima ve Nagasaki'yi ve burada binlerce insanı ortadan kaldırmak zorunda değildi. Ama bunu yaptılar. Tabii bu derin bir iz bıraktı herkesin zihninde. İkincisi bu Küba füze krizine gelindiğinde ne kadar kolay bir nükleer savaş çıkabileceği ortaya çıktı. Ve tabii bir dehşet havası içinde iki tarafta da sorumlu insanlar bir araya geldiler. Kamuoylarının da baskısıyla. Neticede bu antlaşmalar imzalandı. Şunu unutmayalım. Bu imzalanmış antlaşmalarla bile nükleer silahlara iki tarafta getirilen sınır 1550'dir. Evet, son durumda. Bakın 1550. Yani bu 1550 yani çarparsanız 3000 küsur nükleer silahla dünya birkaç defa yok edilebilir aslında. Yani sınırlama denen şey de bu yani. Sınırlama denen şey bu. Şimdi bugün niye önemli bu? Şunun için önemli. Hani dedik ya hani biz onlara bakıyoruz, karıncalara değil. Şimdi sizin özetlediğiniz o süreç var. 70'lerden başlayıp işte 2000'lere uzanan bir süreç. Bunlardan bir tanesi 1972 ABM antlaşması. Bu çok önemli bir anlaşma. Bu anlaşma aslında nihai olarak Soğuk Savaş'ı bitiren bir antlaşma veya o süreci başlatan bir antlaşma. Bunun özü şu, bu füzeleri kısıtlamıyor, füzelere karşı savunma sistemlerini kısıtlıyor. Bu ne demek? Yani bunun nasıl bir mantığı var? Şimdi sizin füzeleriniz olmayabilir. Ama eğer füzelere karşı savunma sisteminiz varsa, o zaman taarruzi bir güç yani saldırgan bir pozisyon almış oluyorsunuz. Çünkü o füzelere karşı savunma sistemi karşı tarafın füzelerini durdurma. Dolayısıyla sizin bunlara karşılık verme imkanınızı doğuruyor. Dolayısıyla füzelere sahip olmakla füzelere karşı savunma sistemine sahip olmak askeri mantık açısından aynıdır. Ve aynı riskleri taşır. Bu nedenle Rum kesimi 2000'li yıllarda yani 90'lı yılların sonunda 2000'lerin başında S-300'leri aldığında biz dedik ki o zaman Ruslardan dedik ki eğer bu füzeler buraya gelirse biz taarruz edip bunları tahrip edeceğiz. Yani bunları ortadan kaldıracağız. Yani biz tehdit ettik. Biz tehdit ettiğimiz için
O füzeler S-300'ler Yunanistan'a Girit'e gitti ve hala orada kullanılıyor. Yani mesela işte o pigmeler hani hep ormandan çıkmayanlar derler ya, efendim işte Yunanistan'ın da elinde S-300'ler falan. O S-300'ler biz tehdit ettiğimiz için oraya gitti. Tehdit nedenimiz de buydu. Niye? Çünkü o zaman biz bir tehdit altında kalacaktık. Şimdi aynı şey ABM'le Rusya, NATO, ABD, NATO ve Rusya arasında antibalistik sağlandı. Füze anlaşmasıyla. Antibalistik füze anlaşması 1972. ABM'de, evet. Şimdi 72'de imzalandı. Başka diğer anlaşmalarda imzalandı. İşte, SALT 1'le beraber. Evet, sizin özetlediğiniz anlaşmalar 89-90 işte duvar yıkıldı. Daha sonra bir 10 sene kadar bir gri dönemde yaşadık. Daha çok Balkanlardaki bu operasyonlar vardı. Ve daha çok işte Sovyetlerin yıkılması, Varşova Paktı'nın yıkılmasından geriye kalan bölgede Amerika'nın liderliğindeki Batı'nın üstünlük kazanması çabaları vardı. 2000'lere gelindiğinde ki oğul Bush'un geldiği dönemde artık buralar halledilmişti. Ve ondan sonra daha da doğuya gözler dikildi. Şimdi dikildiği zaman ABM bir sorun olarak önde durdu. Zaten oğul Bush da bunu dile getirdi. Evet. Hemen gökdelenler yıkıldıktan sonra. Evet. Bir engeldi. 2002 yılında Bush tek taraflı olarak Amerika o zaman ABM'den çekildi. Evet. Ve bunun hemen çekilmesinin arkasından çekilmesinin nedeni zaten geliştirmeye çalıştığı o füze kalkanı projesiydi. Bunu hayata geçirmek için çeşitli adımlar attı. İşte Çek Cumhuriyeti ve Polonya öncelikli olmak üzere. Fakat tabii Rusya buna büyük tepki gösterdi. Sadece Rusya değil, NATO içindeki NATO üyesi ülkelerde, birçok ülkede tepki gösterdiler. Buna katılmadılar. Çünkü Avrupa'yı ilgilendiren bir konuydu. Çok açık bir şekilde saldırgan bir pozisyon oluyorsunuz. Evet. Ve ta 70'lerden 2000'lere gelen aşağı yukarı 30 senelik bir uzlaşma, efendim bir karşılıklı güven, bir Avrupa güvenlik sisteminin dibine efendim bir barut fırçası koyup bunu patlatıyorsunuz. Yani çok açık bir şekilde. Sanıyorum hatırladığım kadarıyla Ruslar da madem siz ondan çekiliyorsunuz biz de Star-Tek'i tanımıyoruz demişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi tabii ki Rusların da beyanları oldu. Ama önemli olan şey şu. Çok açık bir şekilde provokasyon yaratacak ve dengeyi yani tesis edilmiş dengeyi bozacak bir adım Amerika tarafından tek taraflı olarak ve kendi NATO müttefiklerine rağmen atıldı. İlk onlar başladı. İlk başladı. Evet. Çok gözü kara olarak. Tabii, tabii. Gözü kara olarak. Dolayısıyla Rusların da nasıl ki biz Rum kesimini tehdit ettik, eğer bunlar gelirse hava taarruzuyla bunları ortadan kaldıracağız dedik. Yani nasıl bizim için bu kadar bir tehditse aynı şey Ruslar için de tehditti. Ertesi günmüş. Bakın notlarımda buldum komutanım. 14 Haziran 2002'de ABD ABM anlaşmasından çekildiğini açıklıyor. Ertesi gün de Star-Tek'in kendilerini bağlamadığını açıklanıyor karşılıklı. Evet. Restleşme var. Evet. Şimdi tabii o genel bir yaklaşımın bir parçasıydı. Yani bu ABM'den çekilmeyle başlayan sürecin Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'yla, Açık Semalar Antlaşması'yla, arkasından efendim Libya operasyonuyla ve Ukrayna ve Gürcistan'a yönelik efendim eylemlerle, girişimlerle birlikte müdahale edilmesi lazım. Hı hı. Yani olaya tek taraflı Batı tarafından veya Amerika tarafından veya Rusya tarafından bakmak mümkün değil. Bu işi başlatan 2002 ABM'den çekilmedir. Evet, bugünlere geldik. Bugünlere geldik. Şimdi tehlikede olan... Şimdi aynı şeyi bir daha yaşıyoruz. Hı hı. Yaşamak üzereyiz. Tekrar yeni bir cumhuriyetçi yönetim geldi. Daha radikal, Trump gibi, işte onun danışmanı Bolton gibi, daha radikal bir Amerikan yönetimiyle karşı karşıyayız. Ve o 2002'deki çekilmeden bugünlere kadar, yani aşağı yukarı 16 senedir dünyada, özellikle bölgemizde yaşananlara bakarsanız, bunların katlanarak tekrar önümüze geleceğini beklememiz gerekiyor. Şimdi sizi çok endişelenmemiz gerekiyor. Evet, 1500'de sınırlanan anlaşmadan dahi çekileceğini söylüyor. Evet. Ocak ayında biraz önce söylemiştim. Evet. Putin de çekineceğini söylüyor ama Trump açıklıkla diyor ki biz bu anlaşmadan çekileceğiz. Ama niye çekileceğiz? Kasım ayına geldik. INF'den de çekileceğiz. Şimdi evet. Arka arkaya ki başka anlaşma kalmıyor ki ortada zaten. Şimdi zaten bu ikisi yani o ABM'den sonra uzunca bir süreç geçti.
bu gerek yani stratejik silahların sınırlandırılması anlaşması, gerekse işte bu konuştuğumuz diğer anlaşma, yani orta menzilli nükleer silahlar anlaşması, bunlar aynı binanın iki sütunu gibi, yani iki taşıyıcı. Bunları aldığınız zaman? Bunları aldığınız zaman geriye hiçbir şey kalmıyor. Neyin peşindeler? Yani, şimdi efendim Bush neyin peşindeyse 2002'de ABM'den çekilirken bugünkü yönetimde aynı şeyin peşinde. Şimdi tabii yani zamanımızın az olduğunu biliyorum. İlk bölüm için belki az ama devam edeceğiz. Evet, şimdi bakın, bakınca buradan Amerika'yı yeknesak görüyoruz veya Batı'yı tek görüyoruz. Böyle değil. Burada iki zihniyet çarpışıyor. Bunlardan bir tanesi saldırgan ve kimseye hayat hakkı tanımayan ve sürekli düşman yaratan ve düşman yaratmak zorunda olan bir anlayış. Bir de bunun karşısında uluslararası hukuka, adalete, hakkaniyete, kazan kazan anlayışına dayalı bir yaklaşım. Hı hı. Mesela bakın. Çok özür dilerim, bir reklam arasına gidecekmişiz, onu haber verdiler. Hemen devam edelim. 30 saniyemiz var mı? Tabii, hemen bitirelim. Yani, şimdi bakın mesela şu kitap, Frontline Ukraine diye, 2015'te yayınlandı, Richard Sakwan'ın. Richard Sakwan'ın. Bu benim tanıdığım bir araştırmacıdır. Aslında Yahudi kökenli bir İngiliz araştırmacıdır. Şu kitabı 2015'te yayınladı. Bir aforoz edilmediği kaldı. Şunu yayınladı diye. Söylediği şey şu. Ukrayna Amerikan, NATO ile Rusya arasında bir cephe hattı haline geldi. Bunun üzerinden yürütülen bir savaş var. Bu savaş göründüğü gibi değil. Bunun arka planına bakmamız gerekir. Çok doğru söylemiş. Demişti. Biz de özellikle Ukrayna konusunu işledik geçtiğimiz hafta. Bununla bağlamak istedik. Evet. Şimdi dolayısıyla hani tekrar pigmelere dönersek, o bizonlar Ukrayna'ya, Kırım'a, Gürcistan'a, Gürcistan-Rusya Savaşı'na, ABM'den çekilmeye, INF'den çekilmeye, yarın Start'tan çekilmeye, Libya'ya müdahaleye, efendim Irak'a müdahaleye, bugün efendim İsrail'in, Amerika'nın, Suudi Arabistan'ın bir araya gelip İran'ı hedef almasına ve bundan sonra nelerin hedef alınacağına bir bütün olarak uzaydan, balondan baktığımız zaman büyük bir bütünün son derece endişe verici bir parçası olduğunu görüyoruz. Çok çok güzel efendim. Bağladınız. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. İlk bölümde ne dedik? Hiroşima Nagasaki'den itibaren o büyük kaotik ortamı sonlandırmak için 1963'ten beri bu yana süren bir iradeden bahsettik. Ancak gelinen son aşamada yeni START anlaşmasıyla orta menzilli nükleer anlaşmasından Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı olarak çıkmak istediğini, yani iki sütunun çekildiğini söyledik ve reklam arasına gidiyoruz. Devam edeceğiz.